Efendim, İstanbul Nişantaşı'nda da tansiyon yüksekti. Aralarında husumet olan iki kişi karşı karşıya geldi. Kısa sürede de silahlar çekildi. Defalarca tetiğe bastılar. Saldırganın silahından çıkan kurşunlar sadece düşmana değil, caddedekilere de isabet etti. Direkt silahı çıkardı, 4-5 el ateş etti. Hedefinde kavgalı olduğu kişi vardı. Defalarca tetiğe bastı. Sadece onu değil, caddedekileri de vurdu. Aralarında husumet olan iki kişi Nişantaşı'nda karşılaştı. Tartışma çıktı. İki kişi tartışma yaşıyordu. Ayırdılar. Döndü, bir şey laf söyledi. Tartışma bir süre caddede devam etti. Çevredekiler sakinleştirmek için araya girdi ama fayda etmedi. Biri sakinleşmek yerine silahına sarıldı. Ne olduysa bir anda belinden silahı çıkardı. Direkt kurşun saydırmaya başladı. Ardı ardına tetiğe bastı. Her hafta sonu olduğu gibi cadde yine kalabalıktı. Sadece kavga ettiği kişiyi değil, yoldan geçenleri de yaraladı. Toplamda 5 kişi yaralandı. O sırada bu kafede oturanlar vardı. Silah sesleriyle büyük korku yaşadılar. Canlarını kurtarabilmek için adeta birbirlerini ezdiler. Seken kurşunlar da yoldan geçenlere değdi. Yaralanmalar oldu. Polis olay yerine yakındı. Saldırganı ruhsatsız silah ile birlikte etkisiz hale getirdi, gözaltına aldı. Bacağından vurmuşlar. Yaralananların yardımına çevredekiler koştu. Çok geçmeden sağlık ekipleri de olay yerindeydi. İlk müdahaleyi de orada yaptılar. Hastaneye kaldırıldı. Yaralananlardan biri de Rus turisti. Ayağından yaralanan oldu, bir de beline değdi. Diğerini görmedim ben. Onu ambulans direkt aldı gitti. Saldırganın emniyetteki işlemleri devam ediyor.